Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir sandviç yapacağız sizlere ve ben bunu video çekmek istedim. Ha, videonun kalitesizliğine ve bu şeye bakmayın. Kalıba bakmayın, onu boş verin. Evet, bence yüz yapmadan direkt başlayalım. Şimdi mutfağımıza geçelim. Tahtalarımız neredeydi acaba? Anam tahtaları nereye koydu? Ben tahtaların yerini bilmiyorum. Yoksa direkt şırıl şırıl keseceğiz ama buldum. Tahtamızı çıkarttık. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle sandviç yapacağız. Evet. Sandviç yapacağız. Nasıl sandviç yapacağız? 1 adet domates. Yakın çekim alın lütfen. 1 adet salata. Siz de benim gibi kenardan ayıklıyor musunuz? Ketçap ve mayonez. Bunları kesinlikle koyun üzerine. Asıl tadı verin. Bunlar abi. Yağımız. Peynirimiz. Kaşar peyniri varsa kaşar peyniri de koyun. Ayrıyetten koyun yani. Çiğ sucuk koysam mı? 2 hours later. Çiğ sucuk koymayacağım arkadaşlar. Başka salça. Salça çok önemli. Ben salça severim. Eğer bunu sevmediğiniz varsa çıkarabilirsiniz. Bu öten şey de buzdolabı kapağı. Şu durumda bir hallettim. Dedim ki burada sevmediğiniz malzeme olursa onu koymayın. Ve en önemlisi olarak da 1 adet ekmek. Tabii ki de ben bunun hepsini yemeyeceğim. Şimdi ben bu ekmeği ortadan ikiye keseceğim. Keseceğim ya, iyice güzelce bunu keseceğim. Şimdi şöyle güzel, buyurun, Nusret kalıcı. Nusret bana hediye etmiş, şaka yapıyorum. Ekmek böyle kesilmez abi. Ekmek buradan mı kesilir acaba? Ya bizim bıçak kesmiyor veyahut da ekmek bayat olduğundan dolayı kesilmiyor. Bu bana yetmez ama bu yetebilir. Bunu kullanacağım o yüzden. Sonra ekmeğimiz kurumasın diye alın poşete geri koyun abi. Yazık, günah, israf etmeyin. Şimdi güzel bir sandviç nasıl yapılır başlıyor. Dıt 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 dıt, şöyle güzel bir ortasını ayırın bunları arkadaşlar. Güzel bir kesin. Sonra şöyle bir açtırın ekmeği. Ki çünkü içine sığdıracağımızı şöyle bir yapın. Bildiğiniz tost ekmeği gibi. Hani tost yerli abimiz daha yanıtıyor bundan ama tost ekmeği gibi yapalım. Sonra yağımızı açalım. Hepsini bir açalım teker teker. Yağ, salça, peynir. Ben şimdi şey de yapacaktım arkadaşlar. Sucuğu ısıtıp içine koyacaktım da üşendim. O yüzden siz isterseniz yapabilirsiniz. O da güzel oluyor. Ya bıçağımızı bulamadım. Evet. Şimdi hiç şey yapmadan, hiçbirine başlamadan şöyle bir yağ gezdirin arkadaşlar, ufak bir şey. Çünkü hepsini ayrı ayrı tat veriyor ve karışın çok güzel oluyor. Ya ben sandviç böyle yapıyorum. Hatta bu videonun başlığı, düşünelim hep beraber, sizlerle beraber. Ne yapalım videonun başlığını? Salçayı da alın diğer tarafa süsün. Bakın yağ bir tarafa. Nasıl gözüküyor acaba? Böyle alırsak evet. Takım ayarlayacağım onu şimdi biraz da. Aynen böyle biraz daha güzel gözüküyor. Evet, şu an 10 numara 5 tane kepekli ekmek değil, videoda kepekli ekmek gibi gözüküyor. Bir tarafını ya bir tarafını salça sürün. Sonra bunu bir kenara alalım. Domatesimizi doğrayıp şöyle yapıyorlar. Şaka yaptım tabii, o kadar hızlı değilim ben. Şöyle. Oha. Bildiğiniz salatalık gibi doğradım. Ben onu size böyle doğramayayım. İnce ince doğrayın. Şunların hepsini böyle içine sokun teker teker. Böyle rastgele bir yerlere koydurun bunları. Önemli değil o kadar. Eğer kalan domates de olursa dolaba geri koyun. Bunlar kullanılır arkadaşlar. Çok tehlikesinde. Dolaba geri koyun. Aynı öyle hiç bozulmaz, kullanılır. Sonra peynirimizi koyacağız arkadaşlar. Peyniri bol bol koyun. Özellikle peyniri basın, acımayın ya. Anan ardını. Tabii ben şu an yanlış yaptım. Okey. Peyniri bitirin yani. Yani bol bol koyun peyniri. Sıkıntı değil o. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet. Peyniri basın ya. Böyle peynir taşsın. Basın. Ne olursa olsun yani. Peyniri. Basın koyun peyniri. Biri mi geldi lan? Ses duydum. Evet. Psikolojim bozuluyor arkadaşlar. Vallahi. Böyle boş kalan yerlere böyle üstü bembeyaz olsun. Kar Uludağ gibi olsun üstü. Bembeyaz olsun üstü. Aynen. Sonra bunu böyle sıyırabiliriz. Sıkıntı yok. Sonra babacım. Güzelleri denk geldik yine. Ketçabımızı basın. Mayonezimizi. Mayonezi de bol bol koyun. Ketçaba göre mayonez biraz daha fazla koyabilirsiniz. Mayonez tat veriyor. Çünkü benim mayonez biraz şey olmamış sanki. Kreması olmamış. Marketten aldım ama. Normalde böyle olmayabilirsin ki olanlar vardır. Okey, gördüğünüz bildiğiniz sos çayar olduğu gibi bastık. Ben sizden bunu nasıl yiyeceğim çok merak ediyorum. Sonra yine bu kadar bitti. Ama isterseniz
Ya atıyorum kekikti, karabiberdi falan, cablukaydı koyabilirsiniz. Ben sadece ufaktan üstünden bir cabluka sepeleyeceğim. Ben tat verdim, güzel tat verdim düşünüyorum. Düşünüyorum. Bu kadar arkadaşlar, bitti. Sonra bir tabak alın. Tabağın üstüne koyun ve bunu güzel bir kapatın. Tabii ekmeği biraz daha siz büyük gibi. Ben mallık yaptım, küçük yaptım ekmeği. Ben zaten şimdi bunu nasıl yiyeceğim hiç bilmiyorum. Büyük ihtimalle yiyemeyeceğim. Ama yok, yiyeceğim yani. Ağzım, yüzüm lekelenecek, dağılacak. Bunun yanında süt, meyve suyu falan filan, artık ne olursa ayrandır, meyve suyudur, süttür falan içebilirsiniz. Ama ben süt içeceğim. Neden süt derseniz süt içeceğim. Ve bunu izlerken, pardon yerken, ve bir de etrafı toparlamayı unutmayın, yoksa anneniz ağzına sıçmasın. Geldin la ortada ne yaptın sen böyle demesin, sizi dövmesin. Dediğim gibi bir şey yaptıktan sonra toplayın ki ananız ağzına sıçmasın. Çünkü o da yorgun olabiliyor. Ananızı düşünün. Şimdi benim odam burası, yayın odam biliyorsunuz. Lan düşme sakın ha, şu klavyeyi çek bakalım. Arkadaşlar normalde dışarıdan sipariş ederdim de bugün şey yapasım geldi. Ve bunu yerken bir şeyler seyretmeyi falan düşün yani, öneririm arkadaşlar. Evet, bu kadardı arkadaşlar. Ben şimdi bunu yerken size çekmeyeceğim. Bir dakika şöyle önden çekeyim. Ulan düşeceğim şimdi, annem ağzımı sıçacak. Dediğim gibi arkadaşlar böyle bir sandviç yapıp yiyebilirsiniz. Çok güzel oluyor, size öneririm. Bu da böyle kısa bir video oldu. Bırak sinek var. Hadi hoş. Yemeğim musallat oluyor. Evet arkadaşlar, bugün bu kadar, kendinize. Arkadaşlar sinek var ya, ama yemeğim musallat oluyor. Ben yemek yiyeceğim, git ya. Salak sinek. Orada ketçap var, yapışık ketçap var. Manyak. Bugün bu kadar, kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bye bye.